Huzura Doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Ramazan-ı Şerif ayına mahsus ibadetlerden birisi de sadaka-i fıtır veya işte halk arasında söylendiği şekliyle fıtra veya fitre. Ramazan ayındaki bu ibadetin, bu ibadet kimlere mahsustur? Yani sadece zenginler mi verir? Bir sorum daha var bununla ilgili olarak. İşte her sene gelince işte bu sene fitre şu kadardan verilecek filan diye açıklamalar yapılıyor. Bu enflasyona göre, ne bileyim işte döviz hareketlerine göre, ekonominin durumuna göre falan değişen bir şey midir? Yoksa her sene değiştirmek mi lazım veya sabit bir şey midir? Sabittir. 5 vakit namaz sabit olduğu gibi fıtra da sabittir. Nasıl sabittir? Yani ölçü nedir? Ondan başlayalım o zaman. Tamam. Ondan başlayalım. Şöyle sabit. Fıtra için Allah-u Teala 5 madde bildirmiş. Nedir bunlar? Buğday, un, arpa, kuru üzüm, hurma. 5 madde. Evet. Bu hiç değişmez. Miktarları da bildirilmiş. Hani sağ ölçüsüyle bildirilmiş. Biz gram ölçüsüyle söyleyelim. Buğday ve un kişi başına 1750 gram. Arpa, kuru üzüm, hurma kişi başına 3,5 kilo. Şimdi efendim buğdaydan 1750 gram buğday adamın karnını mı doyurur? Karnı doyurmak değil ki maksat orada. Karnı doyurmak değil. Allah-u Teala zengin olan, dinen zengin, dinimizin sen zenginsin dediği bir ölçü var. Buna nisap deniyor. 20 miskal altın. 1 miskal altın 4,8 gram. Bunu 20 ile çarpınca karşımıza 96 gram geliyor. 96 gram altını bunun karşılığında parası olan kimse dinen zengin demektir. Bunun fıtra vermesi vaciptir. Ama Allah-u Teala fakir kullarının da Ramazan-ı Şerif'te fıtra vermesini murad etmiş. Bunun için buğdaydan da izin vermiş. 1750 gram. Mesela diyelim ki kaç kişi var evde? 5 kişi. 5 kişi var. Şimdi 1750, 3,5, 7, 8 kilo 750 gram ediyor. Bilemedi 10 kilo diye. Tamam mı? 5 kişi, 2 kilodan hesap et. 10 kilo buğday. 10 kilo buğday. Geç şimdi buğday pahalandı bu sene. O ayrı bir mesele. 10 kilo buğday. 5 kişinin fıtrası olarak. Efendim bunu buğday olarak mı verecek? Evet, buğday olarak verecek. Ama buğday yani kimse şey yapmıyor falan. O zaman aynı şekilde bedelini altın veya gümüş olarak yahut da buğdayla devrini yapar, para olarak verir bedelini. Fakir böyle verir. Şimdi bazıları ya o buğdaydan ne olacak? Bir dakika hemşerim, 5 tane maddeydi. Bunların içerisinde kuru üzüm var, hurma da var değil mi? Kuru üzümün kilosu. Bunlar 3,5 kilo. Hem de 3,5 kilo. Kişi başı. Bunların içerisinde en pahalısı hurma. Biz hurma yemiyoruz. Bu ölçü bir arkadaşım, hurma yiyip yemediğinden değil. Sen buğday yemiyorsun zaten, tamam mı? Tamam. Yani. Buğday yemiyorsun. Dolayısıyla arpa da yemiyorsun. Bunlardan kendi haline göre seçiyorsun. Sen durumu çok çok iyi. Kuru üzümden de iyiler. O zaman hurma. Efendim işte 100 liraya hurma var. 200 liraya da var. Onlar da en üst şeyine çıkarsın. 300 liraya da var. 300 lira. O zaman aynı şekilde 3,5 kilo, 3, 6, 9 ne etti? 1000 lira değil mi? Evet. Kişi başına 1000 lira. Evde kaç kişi var? 5 kişi. 5000 lira. 5000 lira mı vereceğim fıtra olarak? 5000 lira vereceğim. Ben 500 liralık hurmadan vermek istiyorum diyorsan o zaman 2500 lira eder o değil mi? Evet. Yani durum değişir mi? Değişir. Dolayısıyla kişi başına olsa 1000 lira, 2500 lira duruma göre değişir. Yani kendi haline göre. Onun için de vatandaş da aynı şekilde şey yapıyor. Diyanet her sene açıklamadı daha. Ya Diyanet'in yetkisi yok. Benim de yok, senin de yok. Kimsenin yok. Allah-u Teala zaten bildirmiş ölçüyü. 5 tane madde. Ortada yani. Hesap ortada. Hı. Şey ortada. Sen bunlardan birisine bakarsın. Hangisi kendine uygun? Ona göre verirsin. Hangisi kendine uygun? Ona göre aynı şekilde bunlardan birisini seçer ve verirsin. Peki sadakayı fıtır hakkında kitaplarda ne diyor? Mesela Reddü'l-Muhtar'da deniyor ki ihtiyacı olan eşyadan ve borcundan fazla olarak zekat nisabı kadar mallı parası bulunan her Müslümana Ramazan bayramının 1. günü sabahı tan yeri aydınlanırken fıtra vermesi vacip olur. Daha önce vacip olmaz. Fıtra ve kurban nisabı hesabına katılacak malın ticari için olmaz, şart olmadığı gibi elinde bir yıl kalmış olması da lazım değil. Kurban nisabına dahil edilenler fıtra nisabına da dahil edilir. Evde kullanmadığın fazla halılar, bilmem neler, onlar da dahil edilir. Şimdi eğer sana vacip olarak verecek olursan sevabı daha fazla olur vacibin. Evet. Sevabı daha fazla olur. Ama Ramazan-ı Şerif'te yine başka bir özellik var. Ramazan-ı Şerif'te nafile ibadetlere diğer aylarda yapılan farzlar gibi sevap verilir. Böyle bir özelliği var. Şimdi peki fıtrayı, sadakayı fıtrı Ramazan-ı Şerif girmeden önce vermen caiz midir? Hanefi'de caizdir. Peki orada bir şey söyledi. Ramazan-ı Şerif bayramının 1. günü vermek vacip olur dedi. Aha. O ne demek? O şu demek. Mesela öğle namazı vakti girdi değil mi? Önceden verilmez dedi hatta. Aha. Evet. Esas kavlin, evet. Esas olan kavli o. Mesela Ramazan-ı Şerif'ten önce de vermek caizdir. Ruhsatı var. Yani birkaç tane kavil var Hanefi mezhebinde. Şimdi oradaki hüküm. Mesela öğle namazı vakti girdi. Girdi. İşte, saat diyelim 3.30'da, özür dilerim 1.30'da girdi. Biraz işim var, işte sonra yaparım. Abdest alıp öğle namazını kılacak kadar vakit kalınca farz olur ifadesi geçiyor. Peki önce yapınca farz olmaz mı? Evet. Artık diyor ki kaçacak yeri yok. Bunu yapman lazım diyor. Ahirette bunun hesabını sorarlar sana. Evet. Dolayısıyla fıtrada orada aynı şekilde vacip olur diyor. Kaçacak tarafın yok. Peki önce verince zengin vacip sevabı almıyor mu? Alıyor. Vacip sevabı alıyor. Hanefi mezhebinin bir kavle göre Ramazan-ı Şerif'ten ve önce vermek caizdir. Ama mesela Şafii mezhebinde Ramazan'dan önce, Maliki ve Hanbeli mezhebinde de bayramdan önce verilmez. Hmm. Enteresan. Maliki ve Hanbeli mezhebinde de bayramdan önce verilmez. Yani mezheplerin orada farklılıkları var. Fıtır bayramı falan denmesinin sebebi de onun alakası var mı? Evet, fıtır bayramı diyorlar. Evet. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin işte bir kavlinde Ramazan-ı Şerif'ten önce de verilebilir. Efendim o sevaba kavuşur mu? Elbette. Yani verilebilir, ruhsat varsa, o izin mevcutsa, dolayısıyla o kimse onu verdiği zaman da sevap kazanır mı? Kazanır. Peki küçük çocukların fıtraları onların olur mu? Olur. Bali olmayan çocukların malı yoksa bunların fıtraları babalar tarafından verilir. Küçük çocuğun ve delinin malı varsa fıtrası bunlardan mı verilir? Küçük çocuğun ve delinin malları varsa bunların fıtraları da mallardan verilmesi gerekir ifadesi yine kitaplarda geçiyor. Peki yok onun malına dokunmadı. Baba dedi ki tuttu ben kendim verdim. Olur herhangi mahsus söz konusu değil. Mesela bir aile 10 kişi diyelim. Kuru üzümden de verecek. Ailenin reisi. Herkesten vekalet aldı. Hatta verdi. Dedi ki verdim dedi. Onlar da ses çıkarmadı. Kabul etmiş oluyor. Bu da kabul olur Hanefi mezhebinde. Vekalet aldı. Hepsini bir fakir evine vermesi lazım. Onunkinde. Hayır buyuruyor. Bölerek verebilir. Hatta bir kişi tek zengin ama hurmadan verdi. Hani sen dedin ya 500 liralık hurma dedin. Tamam 500 liralık hurmadan hesap etti. 1500 ne etti? 1600 lira mı ettik? Evet. 1600 lira. Bunu 500-500-500 veya 500-500-600 şeklinde 3 fakire bölebilir mi? Bölebilir buyuruyor kitaplarda. Böyle yüksekse. Bu bir kişi. Bir kişi evet. Diyelim ki 10 kişilik bir aile ise. 10 kişi. O zaman 16 bin lira ediyor. 16 bin lira ödüyor. Ve rahatlıkla aynı şekilde bunları. 8-10 fakire verebiliyor. 8-10 fakire verebiliyor. Demek ki sadakayı fıtır dinen zengin olanlara vacip. Diğerler de aynı şekilde verirse iyi olur. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinde bir günlük yiyeceği olanı fıtra vermesi farzdır. Ve buğdaydan, arpadan da hep bir sağ vermek lazımdır. Şafii mezhebinde bir sağ 1680 gramdır. Sadakayı fıtır az olduğu için gümüş olarak da verilebilir deniyor efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan sadakayı fıtırla ilgili bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, oruç ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça korur. Oruçlu cahillik edip de kötü söz söylemesin. Biri kendine sataşırsa ben oruçluyum desin. Hak Teâlâ mutlak, şeksiz, şüphesiz nimet vericidir. Vücut, var olmak, onun ihsanı, hayatta kalmak dahi onun lütfudur. Kâmil sıfatlar, onun her şeye şamil olan rahmetindendir. Hayat, ilm, sem, basar ve nutk cümlesi ondan ihsandır. Ve çeşitli nimetler ve bitmeyen, tükenmeyen çeşitli keremler onun feyziyledir. Zorluğu ve şiddeti kaldırmak, duayı kabul ve belayı def etmek ondandır. Bir rızk vericidir ki yüce merhametiyle kullarını rızklandırır. Günahları sebebiyle rızklarını uzaklaştırmaz ve kesmez. Günahları örtücüdür. Günahları sebebiyle kulların namus perdelerini yırtmaz. Onları hesaba çekmekte ve cezalarını vermekte acele etmez. İyiliklerini dost ve düşmandan uzak eylemez. Bu nimetlerin en büyüğü ve en üstünü İslam'a davettir ki, davet buyurmasıdır ki, ebedi hayat, saadet ona bağlıdır. Ve rızâ-i Mevla ona bağlıdır. Bütün mahlukatın iyilikleri, onun güç vermesi ve mümkün kılması iledir. Nimet verene şükretmek, akl ile de açıkça anlaşılmaktadır. Hak Subhanehu, kemal sıfatlar ile muttasıf ve noksan sıfatlardan beridir ve kullar ise ayıp kirlerine ve noksanlık lekelerine bulaşmış olduğundan onunla hiç münasebeti yoktur. Kulların iyi bildikleri bazı işler hakikatte çirkin olabilir. Hak Teâlâ'ya hürmet ve şükr şekilleri ondan bildirilmedikçe onun şükrüne layık ve onun kabul edeceği bir ibadet olamaz. Ona tazim şeklini İslamiyet bildirmiştir. Şu halde Hak Teâlâ'nın şükrünü eda eylemek, kalben ve bedenen ve itikaden ve amelen İslamiyetin emirlerini yerine getirmeye bağlıdır. Allahü Teâlâ'ya İslamiyetin dışında yapılacak hürmete ve ibadete güvenilemez. Bu iftar vaktinde Orucu bozan şeyler. Ramazan ayında oruçlu olduğunu bildiği halde ve fecr ağarmadan evvel niyet etmiş iken faydalı bir şey yemekle, içmekle, yani gıda veya deva olarak yenilmesi adet olan veya zevk ve keyif veren bir şeyi ağızdan mideye sokmakla veya cima yapmak ve yapılmakla oruç bozulur ve kaza ve keffaret lazım olur. Bu tarife göre sigara içmek orucu bozar. Hem kaza hem keffaret lazım olur. Çünkü dumandaki katı ve sıvı zerreler tükrük ile mideye giderler. Hacamat, gıybet gibi orucu bozmadığı iyi bilinen şeyden sonra oruç bozuldu sanarak bile bile yese, orucu bozularak kaza ve keffaret lazım olur. Ramazanda fecirden evvel niyet etmeyen kimse, dahveden önce oruç bozacak bir şey yaparsa, iki imama göre hem kaza hem de keffaret lazım olur. Çünkü niyet ederek oruç tutmak imkânı mevcud iken, bu imkânı kaçırmıştır. İmam-ı Azam'a göre ise, yalnız kaza lazım olur. Koldan, bacaktan, her yerden, deri altına, adeleye iğne ile yapılan aşı, ilaç enjeksiyonlarının, başta ve gövdedeki yaraya konulan ilacın, sıvı olsun, katı olsun, beyne ve hazım yoluna gittiği bilinirse, oruç bozulur. Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan, Aşere-i Mübeşşere'den olan büyük sahabi Hazreti Said bin Zeyd radıyallahu anh, Habeşistan'da hasret, Medine'de vuslat ve büyük müjde. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Eshabımın hiçbirine dil uzatmayın. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyin. Allah'a yemin ederim ki, bir kimse Uhud dağı kadar altın sadaka verse, eshabımdan birinin bir avuç arpası kadar sevap alamaz." İlk Müslümanlardan olan ve dahası Aşere-i Mübeşşere'den, yani cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd Hazretleri bir süre Habeşistan'da kalır diğer eshab-ı kiramla. Bu arada Medine'ye hicret edilmiş, hemen akabinde Bedir Harbi yapılmıştır ki için yakar Hazreti Said bin Zeyd'i bu durum. Resulullah'ın yanında olamamak üzüntüsü, onun emrini dinlemiş olmanın süruruyla sükûn bulur. Lakin elde olmadan yerini bir büyük hasrete bırakarak. O olmasa da Bedir'de alemlerin efendisi onun oklarını atarak Allahü Teala'nın düşmanlarına ortak ederler sevaba. Daha sonra da ganimetten de pay alır büyük sahabi. Ve bir günü binlerle yıl gibi gelen ayrılık son bulur. Hazreti Said de beraberindekilerle Medine-i Münevvere'ye gelirler. Bütün canların canıyla, Efendimiz aleyhisselamla, "Anam babam sana feda olsun" diye bütün zerreleriyle haykırmayı dillerinden ve gönüllerinden düşürmeyen Eshab-ı Kiram'ın bir buluşması ve hasret gidermesi vardır ki, böylesi tarih boyunca görülmemiştir. Hiçbir evlat babada, hiçbir çocuk anada. Bedir Savaşı'na Habeşistan'da olduğu için katılamayan Hazreti Said, diğer bütün gazalarda Allah ve Resulü'nün düşmanlarına karşı pek bir şiddetli savaşır ve nice kahramanlıklar gösterir küffar ordularına karşı. Ve dile gelmez, anlatılmaz şeref. Hazreti Said bin Zeyd'in radıyallahu anh, peygamberlerden sonra insanların en üstünleri olan ve münafıklar hariç hepsi de cennetlik olduğu Kur'an-ı Kerim'de emir buyrulan Eshab-ı Kiram'ından olmasının şerefinin yanında, onlar 10 en üstün 10 kişisinden biri olmanın müjdesi şöyle vuku bulur. Geçmişlerin ve geleceklerin her yönden en üstünü olan sevgililer sevgilisi Efendimiz aleyhisselam bir gün şöyle buyururlar: "Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir ve Ali, Zübeyir, Talha, Abdurrahman bin Avf, Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebi Vakkas cennettedirler." Efendimiz aleyhisselam 9 kişinin ismini sayar ve bir müddet sükût ederler. Bütün eshab-ı kiram 10. kişinin kim olduğunu pek bir merak ederler. Nihayet, "Ya Resulallah, işaret ettiğiniz 10. kişi kimdir?" diye sorarlar. Gül yüzlü Efendimiz aleyhisselam devam ederler: "Said bin Zeyd cennettedir." Hazreti Said adeta geçer kendinden. "Ya Rabbi, ne büyük bir şereftir bu. Ne büyük bir ihsandır bu. Müjdesini peygamberlerin efendisinin verdiği, bütün zamanların gıpta ettiği bu anın bütün şahitleri nice şükürler ederler. Keremi sonsuz olana, büyük ihsanlar sahibi olana Celle Celaluhu." Ömrü Resulullah'a aleyhisselam hizmetle, Allah yolunda cihatla, ibadet ve abdiyetle geçen Hazreti Said bin Zeyd radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselamın ahireti teşriflerinden sonra ona sallallahu aleyhi ve sellem kavuşmak için hasretle beklediği koskoca 40 yılın sonunda Medine-i Münevvere'ye yakın bir belde olan Akik'te vefat edip bütün canların canına kavuşurken seneler Hicri 51. yılı, miladi 671'i göstermektedir. Mübarek bedenini yine kendisi gibi cennetle müjdelenen büyük sahabi Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh yıkayıp teçhiz ederken pek bir müteessirdir. Abdullah bin Ömer hazretlerinin radıyallahu anh kıldırdığı cenaze namazından sonra bir cennet bahçesi olan Medine'deki Baki kabristanına defnedilir Hazreti Said bin Zeyd radıyallahu anh. Kul hakkı 5 türlüdür: mali, nefsi, ırzi, mahremi ve dini. Sirkat, gasp, aldatmak ile ve yalan söylemekle mal satmak, kalp akçe vermek, başkasının malına ziyan vermek, yalancı şahitlikle veya zalime haber vermekle veya rüşvet vermekle malına zarar vermek, mali olan kul haklarıdır. Dünyada helallaşmazsa, ahirette sevapları ona verilerek helallaştırılacaktır. Mal sahibi ölmüş ise, varisine ödenir. Varisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa, fakire hediye olarak verilip, sevabı sahibine gönderilir. Nefsi, yani hayati günah, adam öldürmek, bir uzvunu telef etmektir. Önce tövbe etmek, sonra kendini onun velisine teslim etmek lazımdır. Velisi isterse affeder, isterse mal karşılığı sulh yapar. İsterse mahkemeye verip hakimden cezalandırılmasını ister. Kendisinin karşılık yapması caiz değildir. İslamiyette kan davası yoktur. Irza dokunan kul hakkı, gıybet, iftira, alay, sövmek gibi şeylerdir. Tevbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda varisle helalleşmek olmaz. Mahremi olan hak, başkasının zevcesine, çocuğuna hıyanet etmektir. Tövbe ve istiğfar eder. Fitne çıkmak ihtimali yoksa, sahibiyle helalleşir. İhtimali varsa, helalleşmek yerine, ona dua eder ve onun için sadaka verir. Dini hak, akrabasına ve emri altında olanlara din bilgisi vermeyi terk etmektir. Bunların ve bütün insanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibadet yapmalarına mani olmaktır ve başkasına kâfir, fasık demektir. Helalleşirken günahı bildirmeyip, bendeki haklarını affet demek caizdir. Estağfirullahel azim, ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbu ileyh deyiniz. Ölümden başka bütün dertlere, hastalıklara karşı faydalıdır. Ölüm hastasının ağrılarını, sancılarını yok eder, rahat ölmesini sağlar. Hadis-i şerifte, istiğfara devam edeni Allahü Teala dertlerden kurtarır buyuruldu. Merhaba kıymetli seyircilerim. Şu anda tarihi ilçemiz Gelibolu'da tarihi bir mekan olan namazgahta bulunuyoruz. Burası restore ediliyor. İyi etmişler. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanmış buradaki restore. Bir müteahhide ihale edilmiş, yükleniciye ihale edilmiş. Müteahhit de sağ olsun buraları şu kışın sert geçen günlerinde, Mart ayındayız ama hakikaten sert bir kış yaşanıyor. Efendim, havanın kaşı çatık, denizin kaşı çatık. Bizler de mecburen böyle külahlı falan karşınıza çıkıyoruz. Lütfen bağışlayınız. İnsan hali ister istemez biraz kalın giyinmeyi icap ettiriyor böyle yerler. Rüzgarın taksim olduğu bir yer. Şuradan şöyle namazgahın ötesinde baktığımızda denize doğru aşağısı olduğu gibi uçurum. Bir burunun üstünde kalıyoruz. 50 metreden fazla yüksekliği olan kodu. Bir bunun üstündeyiz. Ecdat burada namazgah yapmış. Namazgah Osmanlı'nın kültüründe çok önemli yeri olan mekanlardır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği Gebze Sultan Çayırı'ndaki namazgahı, onun vefat ettiği yerdeki, onun da namaz kıldığı yerdeki namazgahı halen duruyor. Ama çayırın ortasına yapmamışlar. Bir çeşme yapılmış. Çeşmenin arkadaki su haznesinin orası bayağı tarihi bir yapı olarak namazgah yapılmış. Ön tarafında çeşme. Al abdestini, geç arkada namazını kıl şeklinde. Bunun Üsküdar Kadırga Meydanı'nda, Cinci Meydanı daha doğrusu, Cinci Meydanı'nda çok güzel bir namazgah var. Altı su deposu, üstü namazgah. O türünün tek bir örneğidir. O türde yapılan tek bir örnektir. İstanbul içerisinde 234 tane namazgah vardı. Bugün Anadolu Hisarı'nın bulunduğu yerde namazgah olarak bir yer ayrılmıştır. Tabii Beykoz yolu, Beykoz-Üsküdar otobüs yolu Anadolu Hisarı'nı paramparça etmiş bir kere. Tamamiyetini bozmuş. Niye bozmuş? Başka taraftan bu yol geçemez mi? Şimdi böyle bir çözüm bulunabilir mi? Bence bulunur. Bulunsa da Yıldırım Bayezid'in yaptığı Anadolu Hisarı o eski tamam haline gelse çok kıymetli de bir hizmet yapılmış olur. O namazgahta bugün halen namaz kılınır efendim. Yaz aylarında, cuma günlerinde cuma namazı orada kılınır. En büyük namazgah da Ok Meydanı'nda Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğinde Akşemseddin Hazretlerine istirham edip "Hocam buraya bir namazgah yapalım." teklifinde, yani fikriniz ne olur? "Hay hay efendim yapalım ama hudutları siz bize bir tarif edin. Nereden nereye olsun?" Buyuruyor ki Hasköy'den Karaağaç'a kadar olsun. Yani bir tarafta Haliç, bir tarafta Kağıthane Deresi'nin arası, şu anda bu mekanda 8 tane mahalle var. Yani bir Anadolu ili kadar da nüfus yaşıyor. Orada namazgahın minberle minaresi arasındaki mesafe herhalde 100 metreye yakındı. O da düzeltildi. Biraz uygunsuz böyle hani başıboş kalmış bazı insanların gelip de oralarda demlendiği yerler haline getirilmişti. Çok şükür onlar da ayıklandı. Şimdi bakınız Gelibolu'daki namazgah, şu namazgah Türklerin Anadolu'da kurduğu Söğüt'te başlayan bir kutlu sefer var. Söğüt, arkasından Bilecik, arkasından İznik, arkasından Bursa. Ve Bursa'nın başkent oluşu İznik'ten sonra. Ondan sonraki dönemde de Karesi oğulları ile beraber Osmanlı Devleti el birliği yaparak bu kutlu geçişi Çardak'tan bu yakaya yaptılar. İşte Avrupa yakasındaki ilk namaz kılınan yer denebilir. Gerçi tarihler bunu Kumsalda ecdadımız evvela namazı kıldı diyor ama sabit tesis olarak burasıdır. Burada tüfekçi erleri namaz kılardı. Bir de azap askerleri namaz kılardı. Onların namazgahıydı. Burası çok genişti. Buradaki sadece mihrabı, minberin oluşu, şurayı bir böyle semt mescidi gibi falan zannetmeyelim. Bu alan tamamıyla şu anda bazı böyle işte eğlence yeri gibi yerler de yapılmış maalesef yakınlarına. Keşke olmasaydı. Bu namazgahın tamamiyetini biz burada görebilseydik ama devlet de artık bir yere gelince hani İnsanı da değişik şekillerde bir üzüntüye sevk etmemek için veyahut da işte toplumu sükunetten uzaklaştırmamak için bazı şeylere mecburen, devlet bu demektir zaten, katlanıyor bazı hallerde. Evet, hiç olmazsa buraları işleten kimseler biraz daha dikkat ederlerse buranın manevi havasına bence faydalı olur. Burayı yaptıran kişi Hacı Paşa oğlu İskender Bey'dir. 1407'de yapıldı. Hacı Paşa oğlu İskender Bey. Allah rahmet eylesin. Kimdir bu Hacı Paşa? Bu Hacı Paşa Aydınoğulları Beyliği zamanında bir genç delikanlı, medrese talebesi. Hasta olur. Tedavi olamaz. Anadolu'daki tedavi imkanlarına ulaşamaz. Ulaştığı imkanlarla tedavi olamaz. Derler ki yavrum senin hastalığın tedavisi Mısır'da, Kahire'ye git. Orada çok usta doktorlar var, tabipler var. O da hastanede yatarken hakikaten ciddi bir hastalık, çok görünen bir hastalık değilmiş. Cinsinde bilmiyorum, belki bunun bir adı da vardı o zamanlar. Bu hastanede yatıp tedavi olurken doktorlarla arkadaş oluyor. Meraklı ya, medrese talebesi, araştırmaya da alışkın. Doktorların konuşmalarından, onlarla sohbetle falan filan tıbba merak sarıyor ve burada tıp tahsil etmeye başlıyor. Burada doktor oluyor Hacı Paşa. Mısır'dayken de hacca gittiği için adına Hacı Paşa demişler. Sonra da bu tedavi olduğu, gençken tedavi olduğu hastanenin başhekimi oluyor. Yıllarca hizmet ediyor. Sonra 1300'lü yılların işte 1310-15'li yıllar zamanında Aydınoğulları Beyliği'ne geliyor ve İsa Bey zamanında İsa Bey'in hastalığını tedavi ediyor. Bugün bu zatın kabri Ödemiş Birgide, Birgide'deki mezarlıktadır Hacı Paşa'nın kabri. İşte bu İskender Bey, bu Hacı Paşa'nın oğlu. Şimdi babasını anlattıktan sonra İskender Bey hakkında ben isterdim ki bu kadar daha malumat bulayım. Kaynaklarımızda Hacı Paşa'yı buldum ama İskender Bey'i bulamadım. Şimdi başka bir tarafına geçtik namazgahın. Bu namazgah iki minberli namazgah. Niye iki minberli olmuş? Bilmiyoruz. Birinin üstte kubbe var, birinde kubbe yok. Ola ki minaresi olmadığına göre bunun, ola ki bu sağdaki minber hutbe okumak için toplu namazlarda, cuma namazı gibi, bayram namazları gibi namazlarda hutbe okumak, öteki ise ezan okumak için yapılmış. Bizim Güneydoğu Anadolu'daki camilerimizin çoğunda var, yazlık minare diyorlar. Muğla'da, Milas'ta da var böyle minareler. Normal minaresi var fakat caminin çatı hizasına kadar, kubbe hizasına kadar camiye bitişik bir merdiven çıkıyor. İmam ezanını okuyor, iniyor aşağı veya müezzin ezanını okuyor, iniyor. Böyle bir yer olabilir. Namazgaha bir giriş, ufak giriş kapısı yapmışlar. Şimdi tüfekçi asker ne demek? Burada namaz kılanlar. Azap askeri ne demek? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Tüfekçi askerler daha ziyade kalelerde bulundurulan ve yaklaşmakta olan düşmanları tüfeklerini kullanarak kaleden uzak tutmaya uğraşan bir gruptu bunlar. Bugünün keskin nişancısı denebilir. Sniper'lar var ya efendim, sniper diyorlar şimdi ama onlar cinayet işlemek için yapıyorlar, harp etmek için değil sniperlığı. Yani gidiyorlar bir terörist grupla beraber çalışıyor, keskin nişancı adamı alnından vurup öldürüyor. Bunlar ise vatan müdafası için, kalesini müdafaa için olurdu. Azap askerleri ise bunlar daha ziyade çok güçlü, kuvvetli, fiziği iyi durumda olan, uzun boylu, cüsseli insanlardan seçilirdi. Bu azap askerleri kale muhafızları olarak görevlendirilirdi. Yani kaleye saldıran düşmana karşı koymak için. Tüfekçiler de var. Abi onların görevi var, bunların görevi var. Osmanlı Yeniçeri Ocağı'nın askerini Avrupa'daki Hristiyan devletlerden toplardı. Onların çocuklarından alırdı. 8 ile 18 yaş arası getirir, onları evvela acemi olan ocağında eğitir. Ondan sonra askerliği elverişli olanları Yeniçeri Ocağı'na, devlet adamı olmaya elverişli olanları da Enderun Mektebi'nde yetiştirmek üzere Enderun'dan önceki İbrahim Paşa Mektebi'nde eğitime alırlar idi veya Galatasaray Mektebi'nde. Ama bugünkü Galatasaray'la hiç alakası uzaktan yakından yok. Bugünkü Galatasaray Lisesi'ni tarihte Abdülaziz Han zamanında kuran Fransızlar sırf sarayın mektebi olan Galatasaray namından, şanından istifade için onu Galatasaray'ı Mektebi dediler. Yani o onu taklit etmiş oldu. Bu azap askerleri Türk soyundan olan Anadolu insanlarından devşirilirdi. Balkanlardan devşirilmezdi azap askerleri. Bir denizci Leventleri devşirilirdi, bir de kale azap askerleri Müslüman Türk evladından olurdu. Yeniçeriler ise önceden Müslüman olmayan, daha sonra işte Anadolu'ya getirilip eğitim aldıklarında Yeniçeri Ocağı'na kaydedilmeden önce sünnet edilip Müslüman edilen kimseler idi. İşte burası, tabii kardeşim azap askerdeysen gelip burada namaz kılma demek değil. Bu sahilden karaya çıkan ki hemen aşağılarımıza sahile doğru Yazıcızadelerden Mehmet Bican Hazretleri'nin çilehanesi var. Onu başka bir programımızda inşallah sizlere göstermek istiyoruz. Rahmetullahi aleyhin. Oradan buraya yürüyerek bu set gibi olan yere, taras gibi olan yere çıkmak mümkün. İsteyen burada da namazını kılabilirdi. İnşallah müteahhidi bu sene bayağı bir sıkışık çalışacağını söyledi, bize ifade etti. Çalışıp namazgah açılır da bizlere de namaz kılmak nasip olur inşallah burada yapıldıktan sonra. Efendim biraz döşerler, dayarlar, bir şeyler yaparlar. Efendim namazgah kültürüyle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Burada Gelibolu'daki şu ıssız, etrafında pek meskun mahal olmayan bir dağın başında gibi kalmış namazgah buna vesile oldu. Kim bilir burada 1400 yılından itibaren kaç bin kişi, kaç yüz bin kişi geldi, bayram namazlarını kıldı, cuma namazlarını kıldı, vakit namazlarını kıldı. Ama toprak bize söyleyemiyor ki, taşlar bize söyleyemiyor ki bunlar geldi diye. Mihrabının minberinin iki tarafında da o zamandan, yapıldığı zamandan kalma o günün yazısından kitabeleri var. Fakat bendeniz o hat yazılarını çözüp de okuyamadım. Bir meslek icabıdır bu. O meslekte bende yok. Kayıtlarda da orada yazanları bir yerde bulabilseydim, bir uzmanı hazırlasaydı, onu paylaşırdım, onu da paylaşamadım. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu hava şartlarında sizlere bu kadar anlattığım için de bağışlamanızı istirham ediyorum. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.